Saygı Derzeci hoş geldiniz. Yeni bir Futbol Menajer 2023 videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu oyundaki ilk Fenerbahçe kariyerimden bir paylaşım sizlere sunuyorum. Daha öncesinde Fenerbahçe ile bir mücadelem olmamıştı. Başakşehir ile seri yapmıştık. Onun dışında Başakşehir'in devamı olan bir hikayem var. İşte oradan Porto'dur bilmem Valencia'dır falan gezindiğimiz. O duruyor hala onu silmedim. Ama bir süre oynamamıştım oyunu İşte bir sürü güncelleme falan geldi bu güncellemeden sonra Fenerbahçeli bir oyun oynayasım vardı. Ve iki tane oyun başlattım ilk başta birisinde kadro mühendisliğinde başlangıçta hata yaptığımı düşünerek devam etmek istememiştim. Öbüründe de taktiksel olarak geç hamleler yaptık yani şu anki taktiğimin altyapısını oluşturmuştum. Dedim ki bunu aslında sezon başından beri uygulasak daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabiliriz. O şekilde başlayarak transferde daha dikkatli adımlarla bir sistem başlattık, kayıt başlattık ve o zamandan bu zamana geldik. Oynamaya devam ediyoruz ve size de en son 9-0'lık Galatasaray maçını paylaştım. Dediniz ki hünkârım bu nasıl oluyor böyle işte Uğur Hoca, Uğur Hoca anlatmaktan dilimde tüy bitti. Evet Şimdi bu videoda elden geldiğince neler yaptığımızı, transferi, kadro kısmını falan sizlerle konuşmaya çalışacağız. Bir kere dünyanın en iyi savunma hatlarından birine sahibim. Açık ve net bakın şu ikiliyi görüyor musunuz? Todibo 70-80 milyon euro değerinde bir oyuncu kendisi. Fransa Ligi'nden aldık genç oyuncu. 42 milyon euro para verdik. E, bu tabi taksitli olması lazım. Verdik. Paramız var ki verdik. Bir de işte bu efsane genç stoper 110 milyon euro değerinde. Bu, bu iki oyuncuyu bu sene aldım bu arada. 57 milyon euro para verdik. Benim savunma ya yani en büyük yaşadığım sıkıntı savunmadaki ciddiyetsizlikti. Bir de boyumuz biraz kısaydı. Önceki stoperlerimizi de göstereceğim birazdan. Şimdi daha uzun boylu stoperlerle artık işte hava toplarında tehlike yaşamayalım. E Zaten hızlı aynı zamanda e, markaç kısmında da problem yaşamayalım diye bir transferlerimiz oldu. Bense Bayini bu oyuncu benim önceki FM kariyerlerimden bildiğim hep transfer ettiğim bir oyuncuydu. Burada Tottenham'daydı kendisi. Kadro dışı gibi bir şeydi. Satış listesindeydi. Ben de ucuz bir fiyattan alınabilirse alalım dedim. Aldım. Yedek oyuncu diye tuttum bunu. Çünkü bu adam her yerde oynuyor. Stoper oynuyor. Şey, sol bek oynuyor. Stoper oynuyor. Orta sahada oynuyor. İleriye de koyabilirsin. Çok yönlü bir oyuncu. Her işi yapabiliyor. Bu yüzden aldık. Kadromuza kattık. Bir Aslında orada oynayan oyuncumuz Osterwolde Sezon başına bir sürü teklif gelmesine rağmen kendisini göndermedik Bir tane teklifi kabul ettik Freiburg muydu? Birisi teklif yapmıştı O da gitmedi kardeşim benim ne işim var Freiburg'da dedi ve kaldı Çok iyi yeteneklere sahip kendisi Potansiyelli bir oyuncu 23 yaşında henüz Takım zaten çok genç olabildiğince genç Anlatacağız bu maçın özetini de paylaşırız konuşuruz Şimdi öncelikle taktik mevzusundan başlayalım. Taktiğimiz böyle. Ee, bu benim FM'deki bu FM23'teki işte oyunlarımda o kariyerlerimde denediğim ve ondan sonra oturttuğum bir sistem olarak karşınıza çıkıyor. Ve bu kariyerde de full bunu kullandım. Maçlarda ise rakibe bağlı olarak sadece işte güçlüyse temkinli yapıyorsun, dengeli yapıyorsun. Ee, ve pozitif hücum duruma göre değişiyor. Takımın gücüne bağlı olarak değişiyor. Temkinli deplasman maçlarında kullanmayı tercih ediyorum genellikle büyük takım tehlikeli takımlara karşı. Ee, ve iş görüyor. Gayet iş görüyor. Bu arada Galatasaray'da 6-0 yenmiştik deplasmanda en sonki maçta. Bundan önceki maçta yani. Ve onda da temkinli başlayıp 4 tane atıp ondan sonra ya bir daha fazlasını atamaz biz kardeşim diyerek pozitif futbola dönerek 6'yı bulduğumuz bir maç olarak kayıtlara geçmişti. Ee, bu taktik aslına bakarsanız tam bir yaratıcı forvet taktiği. Zaten onun için ayarladım bunu. Neden onun için ayarladım? Çünkü Joshua King'i kullanmak için. Şimdi tabii oyuncuların birçoğu Joao Pedro'yu kullanıyor Santraford'a. Joao Pe Pedro tabii özellikleri itibariyle iyi bir oyuncu. Yaratıcı forvet bile oynayabiliyor aslında ama... Yardımcı forvet veya komple forvet rolünde daha etkili bir oyuncu kendisi. Fakat... Ee, yani tabii kanat forvet olarak da değerlendirebilirsiniz ama aslına bakarsanız Saygıdeğer Joshua King bu konuda çok daha iyi bir oyuncu ki şu anda özellikleri düşmesine rağmen Kendisi tam bir yaratıcı forvet bunlar normalde daha yüksekti Bu son güncellemede ne yaptılarsa adamı acayip bir <laughs> hale getirmişler Çok iyi futbolcu haline gelmiş Tek sıkıntısı işte potansiyeli özellikleri hiç artmıyor ama işte pozisyonunda oynatırsanız bir kere yaratıcı forvetin önemli özelliklerinden biri olması gereken hızı vesaire elbette savunmanın arkasını sarkma tamam da şu driblingi olacak abi driblingi olmadığında yaratıcı forvet hep zorlanıyor 12 falan olunca 12 11 işte daha aşağı seviyeler 13'ten itibaren yükselmesi lazım ee, zorlanıyorsun yaratıcı forvetlerde i̇şte Joshua King 15'ti yanılmıyorsam ve diğer özellikleri de çok uygun olduğundan kendisini yaratıcı forvet olarak oynatmıştık. İşte attığı gol sayısı da bu. Oynadığı maç sayısı attığı gol sayısı bu. Pedro ise daha ziyade ofansif oyun kurucu olarak oynatıyordum ki orada daha verimli bir oyuncu olabiliyor. Yani önde forvet kullanabiliyorsan bir santraforun varsa yaratıcı forvet onun arkasına Pedro'yu koyduğun anda bu adamın oyun kurma kabiliyeti olduğu için ağır bir oyuncu getirip bak mesela bunun driblingi düşük driblingi düşük oyuncular yaratıcı forvet kısmında biraz zorlanıyorlar. TMS serisinde yaratıcı forvetin özelliği hep savunmanın arkası atılan toplara koşacak ve bitirecek. Olay bu. İşte dribling'i olmayan oyuncu genelde top sürmekte zorlanıyor. Ha atıyor mu? Atıyor. Gene atıyor. Yani bir şeyler yapıyor ama e, verim almakta zorlanıyorsunuz. Onun yerine işte ofansif oyun kurucu gibi rolde oynatırsanız ki ben sakatlıkları falan nedeniyle biraz yedekten sokmak zorunda da kaldım kendisi. Sürekli ilk 11 oynamadı ama gereken katkı yine verdi yani. Ama yaratıcı forvette ise asıl rolü olan Joshua King'i oynattığımızda çok iyi bir verim aldığımızı söyleyebilirim. Tabii ikinci sezonda niye o kadar etkili olamadı? Çünkü ikinci sezonda çok daha az maçta görev aldı. Aldığı görevde de genelde kanat forvet oynattık. Çünkü evet takımımın az forveti Raul Jimenez. <laughs> Tabi bu son maçtan sonra özellikleri düştü. Çok yoğun bir tempoda oynayıp duruyor antrenmanlar falan derken bitiriciliği 15'ti mesela özellikleri düşmeye başlamış. E, bu hoşuma gitmedi açıkçası. Yani 5 tane gol attın şunların tavan yapması lazım daha da coşman lazımken adam özellik kaybetti maalesef. Raul Jimenez benim futbol menajer kariyerlerimde sevdiğim bir oyuncudur. Hatta Walls kariyerimden bir tane paylaşım yapmıştım. Orada da takımı sırtlayan bir oyuncu. Zaten orada oynuyor kendisi. Ya burada da görüyorsunuz. Biraz da ondan dolayı alıyorum. İşte Wolves'ta kendisini ihya ettiğimiz bir kariyer yapalım diye ki çok da iyi bir kariyerimiz vardı orada da. Burada da şimdi kendisinin yani kadroda mı değildi neydi bir durumu vardı galiba. Gerçi 35 maç 8 gol görünüyor ama tam emin değilim bir sıkıntısı vardı. Ben gittim kiralık anlaşması yaptım öncelikle bir para verdim. işte anlaşma bedeli de koydum bunun üstüne. Ama sezon sonunda sözleşmesi bittiği için direkt sözleşmesine imza attırdım. O şekilde aldım. Yani 2.7 milyon euro bir bedel ödedik kiralama için. O sezondan itibaren alayım oynatayım diye çaba gösterdim. Adam bir ay sonra benim en sevdiğim antrenör Uğur Bey. En sevdiğim kişi Uğur Bey. Takıma da hastayım Fenerbahçeliyim pozisyona getirdik. Böyle aidiyeti fazla olan bir oyuncu. Tam bir komple forvet. Yani çalışkan forvet vesaire. Şimdi bu FM23'te son güncellemede benim gördüğüm kadarıyla hele ki bu öyle bir sistemde komple forvet harika bir rol. Şimdi yaratıcı forvet oynattığınızda bu taktik yaratıcı forvete uygun olsa da yaratıcı forvetin maçta yaptığı en çok yaptığı şey savunmanın arkasına koşu atmak olduğu için. Şimdi yimenesi tam olarak öyle bir oyuncu değil ama onu yapabiliyor. Yine de tam olarak öyle bir oyuncu değil. Mesela Beto onu belki biraz daha iyi yapar ama e, maçın genelinde bu tür pozisyonları bulamadığınızda yani savunmanın arkası sarkamadığınızda boşluk bulamadığınız noktalarda yaratıcı forvetler ciddi bir problem yaşıyor. Hele ki maçta çok büyük bir üstünlüğe sahipseniz toplu oynama oranlarında falan yani rakip tamamen savunmada ve kapanıyorsa işte o zaman yaratıcı forvetin verimi düşmeye başlıyor. Maç içinde 2-3 tane pozisyon belki bulabiliyor öyle savunmanın arkasına sarkabileceği. E onların hepsini de atamayabiliyor tabii ki. Atamadığında da kötü bir maç olabiliyor. Fakat komple forvet yaptığınızda bütün forvet rollerinin özelliklerinin içinde barındırdığı için sahada her şeyi yapabiliyor ve bir şekilde o golü taştan çıkartıyor yani. O işi halledebiliyor. Dolayısıyla kendisini bu rolde oynatıyoruz. Yani ben bu taktikte komple forvet rolünün daha... Tabii üst düzey bir yaratıcı forvet vardır. İşte Dribbling'i çok iyidir. Her şey yüksektir. Ki öyle oyuncu da vardı bu arada görüştüğümüz. En son e, çok para istiyor diye bu arada Zanyolo ile anlaştım. Onu da konuşuruz birazdan. Ha, şu var. Şu oyuncu müthiş bir oyuncu. Tam bir yaratıcı forvet kendisi. Bak bunu alırsan yetiştirirsen yaşı da 21. Evet. O taktikte yaratıcı forvet oynatsan içinden geçer ortalan. Ben Origi ile efsane bir Newcastle kariyeri yaşamıştım yıllar önce. Onun özelliklerine benziyor kendisi. Ee, bu burası biraz daha hatta iyi orijinden öyle söyleyeyim. Ve bu adamın neler yapabileceğini az çok tahmin ediyorum ama öyle bir rolü yoksa, öyle bir oyuncu değilse yani e ve şu özellikleri de yüksekse kesinlikle bir kere zihinsel özelliği yüksekse komple forvet oynatmak biraz daha etkili olabiliyor e oyunda. Hem çünkü pres yapıyor adam, yeri geldi mi pivot oynuyor. Mesela Raul Jimenez'in attığı gollerin çoğu kafa golü baktığınızda boyu uzun işte kafa toplarında etkili falan. Ama yaratıcı forvet o rolde oynattığınızda o şekilde gol bulma şansı biraz daha düşük. O yüzden komple forvet hücum rolünde oynatıyoruz. Takım zaten olabildiğince baskılı oynuyor rakip sahada. Dar alanda hızlı yüksek tempoda oynuyoruz. Tık 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 paslaşmalar teknik oyunculardan kurulu. Burada Berat yabancı sınırından dolayı mecburen oynamıştı. Stoperlerin birbirine uyum sağlamasını istiyorum. O yüzden birlikte oynatıyorum bunları. Yani Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nde top seviye takımların stoper hattı kadar güçlü. Yani Real Madrid'in şu an nasıl bir savunma hattı var bilmiyorum ama ben bu adamların en az onlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi paralar harcadık. Genç yaşta aldık. Birkaç sene bunlar dünya yıldızı olacak. Keza Turan. Turam'ı da aldık. Turam'a çok fazla teklif geldi. 60 70 kabul etmedim. Kendisi gitmek istemedi sürece satmayı düşünmüyorum. 150 milyon Euro'dan aşağı satılacak bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Zaten oyunun mekanikleri gereği de o teklifleri alamayacağı için kendisi satılmayacak. Bu adamı nasıl aldınız? Bunu almakta hiç zorlanmadım. Çünkü bir sezon oynadıktan sonra Saygıdeğer Nice takımı yetersiz bir takım. Ve sizin de bir bütçeniz oluştuğunda ki ben birazdan göstereceğim size transferlerde neler yaptığımızı, e, Turan gibi oyuncularla görüşebiliyorsunuz, şampiyonlar ligine gidebiliyorsanız vesaire, görüşebiliyorsunuz ve 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptım. Bu adamı kaptırırsanız başka bir takıma, Nice'ten başka bir yere gitti mi? O zaman almak zor olur tabii ki. Ama biz hemen Nice'teyken aldık. Mesela Aouar'a da öyle aldım ben sezonun hemen başında. E, mesela Aouar gibi adamları sezon başında alabiliyorsun. Hem bütçe var, hem çok para istemiyorlar ama. Turam'ı işte bir sene sonra alman gerekiyor. Ee, başladığım gibi Aouar'ı transfer ediyorum. Çünkü bu adamın neler yapabileceğini biliyorum. Az çok eski FM kariyerlerinde oyuncuyu da tanıyorum zaten. Tek sıkıntısı zihinsel olarak şu özelliklerinin biraz yetersiz olması. Ama yine de sahada istediğimiz sonuçları aşağı yukarı veriyor. Tabi teknik kabiliyeti de yüksek olduğu için e, beğendiğim bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani şu rolde gayet iyi iş çıkartabiliyor kendisi. Onun dışında komple forveti anlattık. Taktiğin bu kısmını anlattık. Oyunculara verdiğimiz hamlelerle ilgili de gösterimler yaparız. Bu şekilde önde pres yapıyoruz. Şimdi burada Ben Sabi'ni ya yani elden geldiğince hücumu zorlamasını istiyorum kanatların. Şimdi bazı maçlar çok nadir takım kilit açamıyor. Bu sezon müthiş bir hücum gücümüz var. Her maç 40 tane falan şut çekiyoruz. İnanılmaz bir istatistik. Eğer bir problem varsa o zaman bekleri getir diyorsun iyice artık, onları da bekle diyorsun, hücuma sokuyorsun, orta açtırtıyorsun, havadan orta ve Raul Jimenez yine bir şekilde gol bulabiliyor. Ya yani onu yapmasan bile şu şartlar altında yine bulabiliyor. Bu taktikle hem savunmanın arkasına sargı, gol yapabiliyor Jimenez, göreceksiniz Galatasaray maçında atmıştı zaten, hem de orta kafa golle de gol bulabiliyor. Yani özgürlüğü fazla olan bir oyuncu. Turan denilen oyuncuyu kesinlikle Segunde Volante oynatmanız lazım. Tam bir Segunde Volante canavarı kendisi. Bu rolün özelliği oyuncunun bitirecek seviyesine de ihtiyaç duyması. Ee, çünkü bu arkadaş çok fazla hücuma gidiyor. Bunun aynı zamanda kendi hücuma gitme e, rakip ceza sahasına girer özelliği de var. Ve bu rolün kendisinde de var bu özellik. Dolayısıyla yine Galatasaray maçında göreceksiniz. Farklı maçlar da izletebiliriz. Fark etmez. Bu oyuncu çok fazla rakip ceza sahasına giriyor. Girdiği anda da ya gol buluyor ya kendisini tutan oyuncudan dolayı takım arkadaşlarının pozisyon bulmasını sağlıyor. Ceza sahasında ne kadar kalabalık olursanız işte kanatlardan gelen hücumlarda yapılan ortalarda gol bulma şansınız o kadar artıyor. Çünkü Raul Jimenez'in burada tek başına birkaç tane savunma oyuncusuyla mücadele etmesi var. Atıyorum arkadan bir tane kısa boylu işte Lucas Moura gelecek mesela. Onunla birlikte ceza sahasında kalma şansı var. Öyle mi daha başarılı olacaksa Turam'ın da desteğiyle, daha uzun, daha uzun boylu bir oyuncunun desteğiyle daha kalabalık bir şekilde etkili olma şansı var. Yani %50 oranda belki de arttırıyor Turam'ın buraya gelmesi. O yüzden e, Segunde Volante benim Manchester City'ye geçtiğim bir kariyerim vardı ya orada e, Calvert-Lewin'la şov yapıyorduk hatta. Kendisinin ismini böyle söylemeyi çok seviyorum. Vardı spiker de öyle söylüyor. Şimdi bana demeyin Levin Lewin kardeşim. <laughs> Orada da Segunda Volante oynuyorduk. 4-2-4'tü galiba taktiğimiz oradaki. Ve Bellingham oynuyordu sanki o rolde. Be Be Bellingham da çok etkiliydi. Burada da Turam müthiş bir etkinlik sergileyebiliyor maçlarda. Zaten bu da istatistiğine yansımış durumda görüyorsunuz golleriyle. Ki bu sezon daha da fazla gol atıyor. Onun dışında Lucas Moura sözleşmesi bitiyordu. Kendisiyle sözleşme yaptık ve hemen satın alma bedelini de veriyorsun. Bu hemen satın alma bedeliyle alakalı e, biraz fazla para istediğini düşünüyorum takımların. Yani Turan şey, Muğra için bunu demiyorum da bazı oyuncular var mesela sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. imza yattırıyorsun. Adam 15 milyon euro istiyor. Ya 5 milyon dese kabul edeceğim mesela. Değerine göre biçiyor ya bunu. Ya ver kardeşim 5 milyon işte. 15 milyonu vermem sana. Sezon sonunda adam zaten bedava gelecek diyorsun. Pazarlık da yaptırtmıyor vesaire. Yani Muğra'da öyle bir şey olmadı ama e, günün sonunda şimdi benim kanat oyuncusunun sorunum vardı. Burada İrfan Can oynuyordu. Ama İrfan Can ağır bir oyuncu. Benim hücumdaki tempomu arttırmam için burada hızlı bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Lucas Muğra'da sözleşmesi bittiği için benim için çok büyük bir fırsattı ve kendisini takıma kattık. Uyum sezonunda olmasına rağmen gayet iyi bir iş çıkarmasıyla birlikte bir sonraki sezon İrfan Can'ın da satılmasıyla birlikte ilk 11'in baz geçilmezlerinden biri oldu ve istatistiklerini görüyorsunuz. Müthiş bir kanat oyuncusu desteği. Bir de aslında Moura'nın şöyle bir özelliği de var. Yani ters kanatta da oynayabiliyor, bir de santraforda, yaratıcı forvet için de çok uygun bir oyuncu. Liverpool maçı var ki şey Anfield'da perişan etti, paramparça etti adamları. Ne dedim size? Hızlar var. Ya bunun tabi ekstra özelliği yok ama işte soğukkanlık vesaire, bu zihinsel özellikleri değil ama dribbling var. Dribbling iyi olunca işte savunmanın arkasına atılan her topta alıp gidebiliyor adam. Ve bitiriciliği ise de golü yapıyor geçiyor. Yani bu oyunda şu dribblingin yaratıcı forvette özellikle çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle bir deneyimin var açısı. Bitiriciliği 10 olan oyuncu bile şu dribbling sayesinde, dribbling yeteneği sayesinde cihaz sahasında işte araya sarkarak, savunma arkasına sarkarak çok net pozisyonlar bulup gole atabiliyor yani. Öyle bir durum var. Soğukkanlıkta da tabii çok kritik ama Velhasıl Lucas Moura çok karlı bir transfer oldu. Katkı vermeye de devam ediyor. Hala müthiş oynuyor kendisi. E, oynatmaya da devam edeceğiz. Arda Güler'i bir türlü parlatamadım. Saygıdeğer Arda Güler. Onu artık bu role doğru alıştırmaya çalışıyorum. Kendisini ilk başlarda ters ayaklı, şimdi FM'de oynayabiliyor. FM'nin mantığında bu tip oyuncular ters ayakta oynayabiliyor. Keza İrfan da burada oynattım. Normalde bu tip oyuncuları kanatlarda oynatmak bana küfür gibi geliyor. Yani bir futbola küfür gibi geliyor ama... Ee, bu oyunda iş yapıyor. Onda sıkıntı yok. Fakat şimdi artık tabii ilk başlarda kanat oyuncum yoktu. Şimdi kanat oyuncum olduğu için artık Arda Güler gibi oyuncuları daha ziyade orta sahanın ofansif kısmının ortasında oynatmayı düşünüyorum. O yüzden ona göre eğitim verdirmeye çalışıyoruz. Aouar'ı satarsak ki sezon başında birkaç ilgi vardı. Ciddi iyi bir paraya satabilirsek belki onu orada kullanabilirim. Tabi e, satarsam yine transfer yaparım. Avar'ın potansiyeli vesaire yerinde sayıyor. Gelişime çok açık değil. Bu herhalde o FM'nin neydi o? Bir tane işte DLC gibi kullanıyorlar ya. Hile gibi bir şey. Oyuncuların potansiyelini her görüyorsun. Oradan bakılsa muhtemelen Avar demek ki böyle kalıyor. Daha da ileri gitmiyor. Bir tane oyuncu aslında listemizi aldık. Hatta kulübüyle kavga etmeye başladı. Fenerbahçe'ye beni göndermiyorsunuz diye. Diyorsunuz ki Hünkarım siz o, sayın üst düzey teknik direktör Uğur Bey. Siz nasıl bu oyuncuları ikna ediyorsunuz? Ya adamlar kapımda yatıyor, ağlıyor diyorum. Takımlarıyla kavga ediyor. Takım ben, bana transfer olmak için ya. Ben böyle bir antrenörüm diyorum. Hala inandıramıyorum size ya. Ondan sonra diyorsunuz şöyle böyle. Bak nerede o? Aa şu bak. Bak ne diyor bak. Ben bahçe transfer olmam. Şu oyuncunun bir özelliklerine bakın. 22 yaşında abi. Alman milli takımının geleceği bu adam. Ben de bir sezon oynasın. Özellikle hepsi uçuşa geçecek. İstatistiklerde duman edecek. Bayern Münih falan kapımda yatacak. Diyecek ki bu adam lütfen bana ver. Öyle bir futbolcu. Bu adam Fenerbahçe'ye gönderilmediği için Udinese ile kavga ediyor. Düşünün yani. Uğur, Uğur Bey, Uğur Bey diyor. Bu arada Discord grubumuza gelin. Orada ya söylüyorum sürekli artık dilimde tüy bitti ya. Bak orada FM paylaşımları da yapıyoruz. Oyuncu paylaşımları da yapıyoruz. Fotoğrafları atıyoruz. Bak şu oyuncu iyidir bu oyuncuya bakın bilmem ne. Bu mesela benim keşif ağımın kendi yeteneğimin özelliklerinden biri. Ben Hırvat, Hırvat ağını iyi bilirim. Hırvat'taki oyuncuları, Hırvat ligindeki Hırvat futbolcuları vesaire iyi bilirim. Oraları takip ederim, severim. Oradan çok potansiyelli oyuncular çıkıyor, genç oyuncular. Ve evet, transfer de ediyoruz. Bazılarını edemedik. İşte cezası mezası vardı. O da adam mı öldürdü ne yaptı tövbe. 2024'ün Kasım'ına kadar cezalı Vuskoviç diye bir stoper var. Aslında onu alacaktık da yıllar önce. Hala alacağız. Cezalı olduğu için alamıyoruz. Ee, size burada başka ne anlatayım? Zeki'yi aldık. Ben de Hel Hector Bellerin vardı sabekte. Bedavaya transfer etmiştim. Sezon başına teklif geldi. Yabancı sınırı sorunu başlamıştı. Hemen Zeki Çelik'le anlaştık. Kendisi zaten aşağı yukarı Bellerin'le benzer özelliklere sahip ve ondan daha genç. Bir zaman sonra daha iyi seviyeye gelme ihtimali de var. Kalede İrfan'ı kullanıyoruz yabancı kaleci bir tane Milo Vejevic miydi? Öyle bir adamı aldım. Genç bir kaleci. Ama ki, 24 yaşında şu an kiralık gönderdim. Yabancı sınırından dolayı. Ben bu çocuğu Libera kaleci mi oynatıyormuşum? Hayır. Oynatmıyorum ama Libera kaleci özelliği artmış. Halbuki ben bunu normal kaleci kullanmak istiyorum. Özellikleri çok iyi değil. İyi bir kaleci değil ama kullanıyoruz. Altayı satmıştık. Altayı aslında ucuza tekrar alma şansım vardı ama kadro limitleri vesaire. Kaleciye o kadar bağlı değilim açısı. Yani kaleci fena değil. Maçlarda iyi sonuçlar gösteriyor gördüğünüz üzere. Hani daha iyi kaleci alsam ne yapacak hani bilemedim. Takım zaten çok az pozisyon veriyor. Onları da kurtarıyor aşağı yukarı. Bazen yediği oluyor tabii. Hoşumuza gitmiyor ama her kalecinin başına gelebilir. Genelde maçlarda iyi performans gösteriyor. Onun dışında şu anki transferleri konuşmaya devam. Beto benim işte iki tane açtığım kariyerden bir tanesinde Neredeyse bedavaya elimden gitti. Orada transferde bir hata yaptık. Sözleşmesinde madde koyduk. Serbest kalma maddesi. Ya dedim sezon sonunda sözleşmesini uzatırım hallederiz diye. Uzatamadık abi bir türlü adam kabul etmedi. Günün sonunda işte bu kariyere tek yani bir, bir kariyer daha yapmamın sebebi de biraz oydu. Ve işte bu kariyerde kendisini düşük bir fiyattan aldık. Öyle sözleşme maddesi falan yok. Ben sev anlaşması gibi bir şey yaptım kendisiyle o takıma transfer etmek için önceki oyununda. Şimdi öyle değil tabi Gayet iyi bir ücretten takımımıza kattık ve şu an as forvetim değil. Dikkatinizi çekerim. Özellikleri ve gelişme potansiyeliyle birlikte evet ilk 11'de düşünebilirsiniz ama ben yani çok memnunum abi Raul Jimenez'den. Ne zaman ki şu özellikleri artık iyice maçları kaldıramayacak hale geliyor ki bu düşüş hiç hoş olmamış onu söyleyeyim. 5 tane gol attıktan sonra bu düşüş hiç hoş olmadı. Bu sezonu da oynatırız zaten bir sezon anlaşması var duruma göre yollarınızı ayırabiliriz bilemiyorum Eğer düşük bir maaşa kabul ederse yedek forvet olur beto bu sefer az forvete dönüşebilir Değişmeli oynatacağız zaten aşağı yukarı ikisi de istediği kadar forma şansı bulacak Şu an rotasyon bakmayın Başka sudakov bu oyuncuyu belki bilirsiniz Ukraynalı genç yetenek 24 milyon euroya aldık Takımda bir sürü transfer yaptım birazdan eski transferleri göstereceğim. İşte bu tip oyuncuların transferi onların yerini doldurmak için yapıldı. Çok değerli bir oyuncu, teknik kabiliyeti yüksek. Ee, aslında bu rolde oynayamıyor kendisi. Ben eğittirdim bunu burada oynayabilsin diye. Tam taktiğimde burası ihtiyaç var ve ee, burada da oynayabilen bir oyuncu. Özelliklerini de kazandırmaya devam ediyoruz. Kendisini de orada kullanıyoruz. Wellock Newcastle'dan nasıl? Bunun da bu arada özellikleri çakılmış ya. Abi bu kadar düşmemeniz lazım. Yani evet. Bazı oyuncuların müthiş bir düşüşü var şu anda. Kendilerini tebrik ediyorum. Mükemmel bir düşüş yalnız. Normalde burası 15'ti. Neyse buna bakacağız. Ya yani gerçi çok maçta oynamıyor bu adam. Niye bu kadar antrenman yoğun antrenman programı var vay arkadaş. Tamam yapmayalım yoğun antrenman programı. Şunu kaldır o zaman. Biraz dinlensin bakayım. Özellikleri resmen çakılmış ya. Biraz yoğun bir antrenman döneminden geçiyoruz. Takımın hücum gücü artsın bilmem ne yani. Ama anladığım kadarıyla bu biraz sıkıntı yaratmaya başlamış oyuncuların gelişiminde. Ee, şunu buraya bir yere at. Bunu da kaldır. Biraz dinlenmeyi arttırmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Antrenman maçı. Bunları ben ekledim tabii de. Yakın savunma geç tamam dinlenme koy oraya da. Savunma yapısı antrenman maçı. Abi burası gerçi coştu. Hücum şunu kaldır. Fiziksel dinlenme. Evet biraz dinlenme ekleyelim de. Alçaklara bak ya. Hepsi özel kaybetmiş. Willock da çok yetenekli boyunca. 50 milyon euro civarı satış anlaşmamız vardı. Kiralık aldım bilerek kendisini satış listesindeydi. Kendisi isteğiyle satış listesine konunca çok para istiyorlar biliyorsunuz. Ee, ne yaptım? Kiralık aldım. Kiralık alınca hemen değerini düşürdün, Newcastle. 20 milyon euro dedi. Ben de verdim parasını aldım. Kendisinin katkısını da görüyorsunuz geçen seneki. Bu senede müthiş başladı. <laughs> yani bir gol, üç asist. Daha ne yapsın? O da Galatasaray maçında işte. Olsa gerek. Ama Galatasaray maçında sonradan mı girmiş o? Bir dakika. Evet sonradan girdiği maç bu arada. Doğru. <laughs> <laughs> müthiş Başka, Baturina. Martin Baturina. Bunu 19 yaşında mı ne aldım ben? Genç oyuncu. Bu arkadaş da ilk başta şey diyor. Sözleşmesine madde koyduruyor. Serbest kalma bedeli. Onu hemen ikna etmeniz lazım kaldırmasına. Müthiş bir asist yeteneği var kendisinin. İşte yaratıcı forvet rolünü beslemek için ideal ters ayaklı kanat oyuncusu. Aynı zamanda komple forveti de besliyor. Onda da sıkıntı yok. Bu sefer atıyorum şuraya kadar inip orta açıyor. Normalde şuradan araya müthiş toplar atıyordu şu bölgelerden. E şimdi komple forvet oynuyorsa atıyorum onu yine yapıyor. Oyuncunun yeteneğine bağlı. Veya şuradan gelip ortada açıp kafayla gol yaptırabiliyor. Asist sayısını görüyorsunuz. Benim bu oyuncudan beklentim asist yapması ve yapıyor. Müthiş bir yetenek. E birkaç kere benimle kavga etti. Yok şöyle yok böyle. Şimdi Uğur Bey diyor başka bir şey demiyor herhalde. Evet, aynen öyle. Bayern Münih teklifi yaptı. Bayern Münih'e bile gitmek istemiyor yani. Daha, daha ötesi var mı? Ve satmayı düşünmüyorum. 80-100 milyon verseler belki düşünürüm. Şu an bir ilk başlarda oyuncuları satabiliyorsun. Tam verim alamadığını düşündüğün, alamayacağını düşündüğün oyuncuları satabiliyorsun ama şimdi bak bu oyuncu 21 yaşında. Bunu satmak istemiyorum bireysel yetenekleri üst seviyede biraz düş oldu yine antrenman. Bu Galatasaray maçı bunlarda bir handikap mı yarattı? Ne yaptı abi? 9 tane attık diye hepsinin özelliği düştü. Durumlarına bakacağız. Ama tam bir kanat oyuncusu bu. verim almak için ve kendisini yetiştirmek için çaba göstereceğim. Kulübün paraya ihtiyacı yok. Borcumuz var. yüz küsürlere kadar indirmiştik ama vesaire. Kritik değil. Bütçemiz var. Şu an transfere ihtiyacım yok. Satış, oyuncu satmaya da ihtiyacım yok yana yakıla gideceğim ben diye tuttururlarsa göndeririz. O ayrı ama onun dışında takımda tutmayı planladığım genç bir yıldız. Başkalarını da göstereceğiz. Daha elden çıkardıklarım da var. Daha neler neler var. Berat'ı aldım. Savaşçı oyuncu. Hem orta şey bizim kendi uyruğumuz Türk kardeşimiz kendisi. Kadro oynatabiliyoruz diye aldık. Hem de ihtiyaç vardı. Crespo gittikten sonra transfer ettik. Başka size kimi anlatmadık burada? Avar'ı söyledik. Raul Jimenez zaten takımın as forveti. Beto sonradan katılmıştı o yüzden yedekte kalmıştı 7 maç oynadı geçen sene bu sene daha fazla oynar e, Hatta muhtemelen daha fazla forma da giyebilir bak maç yükü de fazla yok aslında o 9-0'lık Maç var ya onları mahvetti ya alçak herifler 5 tane attım negaza geliyor Şu oyuncu var e, bunu da yine nice takımından transfer ettim nice tam bir oyuncu deposu müthiş oyuncular Çıkartabiliyor Kendisini takımımıza kattık bu arada ben de listede oyuncu da hazır. Yani Baturina giderse yerini alacağım oyuncu da hazır yani. Hala bir yere transfer olmadı kendisi. Neredeydi o? Diop. Ha şu bak. O da Nice takımında. Görüyorsunuz. Müthiş bir yetenek. 24 yaşında. Bu biraz daha yaşlı ama tam aynı istediğim tarzda bir kanat oyuncusu. 10 numaralı formaya giyiyor. Bu çocuk da Uğur hocam diyor. Lütfen beni transfer et diyor. Bana birkaç kere geldi. Uğur hocam dedi. Ben yani de burada dedi kendimi gösteremiyorum dedi sizin takımınızı oynamak benim şeref de dedi dedim dur karıştım ortalığı şimdi fm23 kariyerimizi anlatıyoruz. Ee, başka burada ne anlatabilirim size bir tane daha genç oyuncu getirdim yine Fransa'dan Fransa'dan çok fazla oyuncu getiriyorum abi ben Fransa Ligi Türkiye Ligi için tam bir oyuncu deposu Premier Lig'den falan adam getirmek maliyetli olduğu için ki getirdim her şeye rağmen ama Fransa'dan böyle genç yetenekleri alıp parlatma şansımız var kadro limit biliyorsunuz genç 21 22 yaş altı oyuncuları kadroya yazabiliyorsunuz ya 3 tane. Onu değerlendirmek için aldım. Hem de potansiyelli bir oyuncu. Şimdi 19 yaşında. Eğer kendini geliştirebilirse santrafor da oynayabilir bu. Yaratıcı forvet. Bakın dribling'i var yine. Dikkat edin. burada birkaç özellik kazandırabilirsek gerçi kiralık oyuncularda da şey yapmamak biraz sıkıntı ama yani bunu Tabi ee, tabii şeyden dolayı iptal ettirme falan oyuncuyu berbat yapma falan onu engellemek için yapıyor da yaratıcı forvet olarak kullanılabilir. Aynı zamanda kanat forvet olarak da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ee, maddesi de vardı. Kaç para istiyordu bu? Sözleşmesine ne kadar madde koymuştuk? Biraz pahalıydı galiba. Şey 35 milyon euro. Genç bir oyuncu yani. Eğer şu yükselişe yakın bir şey yapabilirse bir sene içinde duruma göre takıma katacağız. Onun dışında Buruma'yı bir türlü gönderemedim. Genç oyuncuları kadroya çıkarmaya çalışıyoruz. Emir'i keza zaman zaman ilk 11'de kullanıyoruz. Böyle antrenman mentorluk kısmında benzer yani uyum sağlasınlar ve birbirlerinden bir şeyler kazansınlar diye hamleler gerçekleştirmiştik mentorluk çalışmalarında. Size burada başka ne anlatayım kafanıza takılan ne olabilir? Transfer, ha, geçmiş transferlerde neler yaptık? Hemen baştan başlayalım. Bu sene çok para harcadık çünkü bu sene artık Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir kadro kuralım istedik. Önceki sezonlar bir şekilde işte daha güçlü takımlar falan deyip bizi zorlayabiliyorlardı ve Arsenal'e elendik mesela çok ironik bir şekilde. Maalesef maalesef iki maçta berabere bitmişti ikinci maçta uzatmalarda. Bak eleyemiyorduk yani yine birbirimizi görüyorsun klasik. Şimdi ilk sezondan başlıyoruz. Geldiğim gibi göndermeye çalıştım oyuncular var. Rossi falan hepsini elden çıkardım. Çünkü zihinsel yeteneği düşük olan oyuncuları pek sevmiyorum futbol menajerde. Ben daha çok zihinsel yeteneğe bakıyorum. Gerçekte de aslında benim için öyle. Beyni çalışan oyuncu her zaman fark yaratabiliyor. Teknik de tabii ki önemlidir. Ama zihinsel biraz daha ön plana çıkabiliyor artık günümüz futbolda. Hemen elden çıkan. Bir de kadro limiti sorunu olduğu için satmamız gereken oyuncular vardı. Elden çıkardık. Bu teklifle gitti Altay. <laughs> Önceki oyunumda paylaşmıştım ya geldiğim gibi sattım diye. Ee, şimdi tabii bunu da kullandık. Oynatabildiğimiz kadar oynattık. Ferdi'ye de teklif gelmişti. Ferdi'yi de gönderdik. Gitmek istedi. Gidiyorum hocam dedi. Git dedim. Biraz ucuza gitti aslında ama yapacak bir şey yok. Transferde AOR'ı aldık. Mehmet Aydın yani her başladığım kariyerimde artık aşağı yukarı bu oyuncuyu alıyorum. Türk takımları oynadığımda. Çok düşük fiyatlardan alıp direkt az kanat bek yapabiliyorsunuz sağ bek için. Tabi şu an zeki oynuyor ama e bu 22 yaşında 1-2 sene az oyuncu olabilecek hale gelecektir. Fabrizio Diaz 3.5 milyon euroya aldım kendisini. 38 milyon euroya sattım abi. Dünya çapında bir oyuncu olma potansiyeli var kendisinin ama en büyük handikapı her özelliği. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam nasıl bir handikap olabilir diyeceksiniz. her özelliği yani bazı özellikleri süper olsa, her özelliği iyi olsa o zaman bayıla bayıla oynatırsın ama şimdi bu her özelliği belli bir seviyede olduğu için iyi seviyesinde olduğu için Bir tık ee, handikaplı bir oyuncu ama 21 yani çok genç yaşta aldım zaten e, Dolayısıyla oynatır mıydım yine oynatırdım da baktım çok iyi bir teklif geldi Bir de bu yanılmıyorsam satış listesine konmuştu o sıra istiyordu çünkü Benle tartıştıydı mevzulardan dolayı yok oyuncu gidiyor bilmem ne yani dedim, hadi yürü git ya. Uğur Hoca burada disiplin abidesidir. Asla kat a kabul etmez. Gönderir dedim. Acımadım gönderdim. 38 milyon euro iyi para bu arada. Ama tabii o oyuncunun potansiyeli daha değerli. Çok Daha fazla paraya elden çıkarabiliriz. Lanzini'yi bir ara kiralamıştım. Ee, aslında bedavaya bile satın alabiliyordum. Sözleşmesi falan vardı derken kiralık aldık. Ya yani Sakatlıklar falan yaşıyordu. Oynatamıyorduk bir türlü. Kulübü geldi direkt elimden aldı götürdü ya. Maalesef. Aslında bir şeyler yaptıracaktım ben ona. İstediğim tarzda teknik bir oyuncuydu da. Kulübü kiralık anlaşmayı fethetti. Feshetti yani oynatmıyorsun hocam. O zaman ver dedi. E, Kalmar diye bir oyuncu. Bu oyuncuya çok fazla şans verirseniz daha iyi işler yapabiliyor. Özellikleri gayet iyi. Bir Yani temposuz bir oyuncu ama şut yeteneği falan var. Şurada işte hücuma katılacak dediğin orta saha rolünde. Bu adam çok fazla gol atabiliyor ki Fenerbahçe kariyerinde işte bana çok ciddi katkılar sağlamıştı ilk sezonunda geldiği gibi. E sonraki sezon takım kalitesi iyice artınca tabi bütçe arttı. Değer işte kulübün alabilme kabiliyeti arttı derken o tip oyuncuların artık forma şansı zor olduğu için bulma şansı zor olduğu için göndermek durumunda kaldık. Buradaki transferleri zaten anlattık. Alfredo Morelos transferi yapmıştık. O kanalı düşük olduğu için bu FM'de, FM23'te PM çok yetersiz kalıyor kendisi. Önceki FM'lerde kral bir oyuncuydu. Hatta çok da hızlıydı. Ama bu FM'de, FM23'te güncel halinde hızı da çok fazla yok. Yaratıcı forvet rolünde de pek kullanamıyorsunuz. Çalışkan forvet rolünde oynayabiliyor. Çalışkan forvet rolü de şu anki taktiğimde çok işlevsel değil. Ama bu oyuncu her şeye rağmen sonradan girip çok ciddi bir katkı sağlamıştı bize. Yani 25 maç 10 gol 2 asist yedekten giren bir oyuncu için gayet iyi bir statistikti ama yani işte yeterli değil. Yine de yeterli değil. Uğur Hoca daha efendim ilk 11'de kullanmayı düşüneceği bir forvet ihtiyacı var. Çünkü bunu oynattığım anda bazı maçlar 6.5'te sürünebiliyor. Hatta atıyorum 5 maçın 3'ü böyle gidebiliyor. Şimdi komple forvet rolü oynayabilen oyuncu 5 maçın 4'ünde iyi oynayabiliyor. Bir tanesini de sırıtabiliyor bazen. Ee, ki orada bile yani 6.6, 6.7'yi bile zorlayabiliyor puan olarak. 90 dakika falan oynadığında veya az da oynasa fark etmez. Ama çalışkan forvet işte yaratıcı forvet oynattığında tek bir şeye odaklandığı için maç içinde yeterli performansı veremiyor ve komple forvet içinde çok uygun bir oyuncu değildi. Bunu yanılmıyorsam hiç kullanmadım komple forvette. Yani çeviklik eksik, uzaktan şut yok, dribbling düşük. Yani baktığınızda ek faydalı bir oyuncu değil takım oyunu yok. Hiçbir şey yok. Her şey yarım yarım kendisi. Uygun bir oyuncu değil. O yüzden en sonunda gönderdik, sattık. Bu sezon sattık. Kendisi kiralık gönderiyordum, satamıyordum. Bir sonraki sezon yine kadromuzdan gidenler var. 140 milyon euro kazanç sağlamış. Atilla Zalay, aslında daha fazla para kazandığım kariyerlerim var. 30 milyon euro'lara sattığım kariyerlerim var ama burada kendisi ayrılmak bir istemişti. Neydi ya da ben başka bir oyuncu mu alacaktım? Medine'yi falan alıyordum galiba. Ondan dolayı 14 milyon euroya elden çıkarmışız. O Osayi Samuel keza. O da baktığınızda çok yetenekli bir oyuncu değil. Özellikle zihinsel özellikleri zayıf olduğu için elden çıkarmam lazım ama ilk sezon işte bunları hep oynatıyorum. E, yetenekleri gelişiyor, değerleri artıyor ve para kazanarak göndermek istiyorum bedava elden çıkacağına. Böyle bir hamle. Pedro kısmında dediğim gibi taktiğe çok uygun bir oyuncu değildi. E, o yüzden göndermek istiyordum. Maaşı da fazla olduğu için atış sesine sezon sonunda koyduk ve gönderdik. Michy Batshuayi keza oynatamadığım bir diğer oyuncu özellikleri son derece yetersiz. William Arao birkaç maç forma giydi para edip aslında daha pahalı daha yüksek fiyatlardan sattığım kariyerlerim de vardı ama burada çok oynatamadığım için bir de sakatlanmıştı uzun bir süre. O yüzden 3 milyon euroya anca gidebildi. Başka burada kim var? Luan Perez kendisi satılmak istedi. Ben gitmek istiyorum hocam dedi. Benle yine tartışıyorlar. Ya yani bak diyorum ki Uğur Hoca büyük bir hocadır. Yani ben o kendimin yerine Kendim değilmişim gibi konuşuyorum <laughs> Perez Diyorum bak yapma gideceğim dedi Gitti buyursun gitsin Emre Mor'u çok yüksek bir fiyattan satmayı başardık Ben yani Eğer istediğim fiyatı vermezlerse Satmam diyorum Kulüplere böyle söylüyorum eğer verirsen Ya yani şu eğer kullanmamak için kullan, Nasıl kullansam ne Ders döndüm ya Satmayacaktım kardeşim Emre Mor'u ama baktım yani üst düzey bir teklif gelince ya dedim elden çıkartayım yerli statüsü olduğu için bu oyuncuları satmayı pek mantıklı görmüyorum. Ama bu parayı verince artık o zaman gitsin dedik. Onun dışında Fabrizio Diaz'ın satışını konuşmuştuk. Bakın bu oyuncu işte benim aldığım yedek kaleci. Yabancı sınır sorunundan dolayı kendisini bu sezonda gönderdim. Gittiği takımda gene ilk 11 oynasın orada deneyimini arttırsın duruma göre seneye kalecimiz olabilir ama yabancı sınırı işte beni çok rahatsız ediyor. Keşke FM'nin bu güncellemesinde Türkiye Ligi'ndeki yeni kural devreye girseydi de. E, gerçi yeni kuralda maksimum kaç tane yabancı sınırı vardı? İlk 11'de 11 oyuncu oynuyordu da. Maksimum sınırda bir şey yemiyordu galiba. Maç kadrosunda 14 vardı değil mi? Böyle miydi o? Neyse. Sürekli de değişiyor ediyor. Düzeltiriz ya da söylersiniz yazarsanız sevinirim. Ya öyle bir şey olsa daha iyi olur. Bir sınır olmasa daha iyi olur diyoruz. Nemanja Jovic. Bu da geleceğin yeteneklerinden biri aslında. Batu Rina gibi keşfettiğim oyunculardan biri. Kendisi bu sezon kadroda tutacaktım aslında ama ayrılmak istedi. Verder Bremen'e kiralanmak istedi. Gönderdik. Umarım kendini geliştirirsin diyorum. Ve seneye kadroda olma ihtimalin var. Bilemiyorum başka burada kim var şimdi? Crespo'nun satışı var 9 milyon euro. Crespo'yu çok fazla maçta oynattım. Crespo iyi işte çıkardı aslında ama ayrılmak istiyor idi. Ya da pardon ben transfer yaparken göndermek zorunda kaldım. Yine yabancı sınırından dolayı maalesef. Şimdi başka satın aldığımız oyunculara geldik. Tuan ve bedavaya geldi. Şu an kira ya bir sezon oynattım. Yani fena bir iş çıkarmadı aslında ve şu an kiralık anlaşmasında yaklaşık 7-8 milyon euro hatta 8 küsür milyon euroya Lizbon'a gitme ihtimali var. O opsiyonlu bir bedel eklendi. Hayırlısı diyoruz. Yine yabancı sınırından dolayı gönderdik. Medina'yı 9,5 milyon euroya satın aldım. ama işte savunmadaki kısa boy sorunu Medina ve Tozanzebe'den kaynaklandı işte. İkisi de kısa boylu stoperler. Aslına bakarsanız bek rolleri de var kendilerinin. Hatta bekte daha etkili bile oynayabiliyorlar. Ama ben ikisini stoperde kullanmayı tercih ettim. O da işte savunmada zafiyetlere neden olmuştu. Bu sezon daha iyi stoperler alayım diyordum. Ve bu adama da teklif gelince evet kendisine gayet iyi bir fiyattan gönderme başarısını gösterdik. Video çok mu uzun oldu bilmiyorum ama yani elden gelince detaylı bir anlatım sunmaya çalışıyorum. Raul Jimenez'i kiralık katmıştık. Gel artı belki dedim kullanabiliriz, yetiştirebiliriz, takıma katabiliriz. Bak hep böyle genç oyuncuları kiralıyorum zaten. Alır mıyım diye. Aslında yani fena da değil gibi ama daha iyisini bekliyordum kendisinden maçlardaki. Ama işte yaratıcı forvet olduğu için yaratıcı forvete de uygun özellikleri var. İlk 11 başlaması lazım. İlk 11 başladığında da ona uygun maçlar olması lazım. Olmadığında da işte maçlarda düşük performans gösterebiliyordu ve gösterdi de maalesef verim alamadık yeterince. Kendisiyle sözleşme yapmadık. Satın alma bedeli vardı. Opsiyon bedeli vardı. Başka burada kim var? Anlatmadığımız. Bunlar zaten yeni transferler. Ek birkaç transfer daha var. Gönderdiğimiz burada evet harcamalar müthiş. Lincoln'u sattık. Aslında 3 milyon euro bedavaya gönderdim. Evet Middlesbrough'da şu anki değeri 30 milyon euro görüyorsunuz. Aslına bakarsanız göndermeyebilirdim. Çünkü bende gayet de iyi oynamıştı bir önceki sezon Ama Yine yetersiz gördüğüm bir oyuncu zihinsel özelliğinden dolayı Gerçi sol bek oynuyor burada oynuyor gerekirse geride oynayabiliyor falan bir şekilde kadroya katılabilirdi ama Yine de gönderelim dedik Şu istatistiğe rağmen belki satmasam daha iyi olurdu bilmiyorum Kendisi 10 milyon euro değeri vardı bizdeyken adam gitmiş orada 30 milyon euro değer yapmış ve ilk 11 oynatıyorlar alışırsa doğru yerde oynatırlarsa bakayım nerede oynatıyorlar bunu. Ha, gerçi rapor lazım. Ee, i̇yi iş yapabilir kendisi. Burada başka King'i göndermek keza onu da göndermek zorunda kaldım şey diyorum ya. şey sıkıntısı var bizde şu an yabancı sınırı sıkıntısı var. O yüzden oyuncuları göndermek zorunda kalıyorum sürekli. Hector Bellerin bizdeydi. Şu an çok değerli bir oyuncu olarak Everton'a ve iyi başlamış Everton kariyerine de. Açıkçası Teklif 12 milyon euro. Yani aslında şey pazarlık yapıyorduk. Bunlar artık kardeşim bunu kabul et tarzı bir teklif yapınca reddetmeyeyim dedim kabul ettim. Teklifi 12 milyon euro bedava. Çünkü bir de yabancı sınırı diyorum ya işte kadroda yer açacağım. Zeki getireceğim. Böyle bir hamle yaptık. Evet transfer kısmı böyleydi. Şimdi taktiği anlatmıştık. Bu taktiğin nasıl çalıştığının en güzel örneklerinden biri olan ben niye buradan bastım? Şuradan daha iyi olmaz mı? Geniş özet. Şuradan geniş özetten maçı bir izleyelim diyorum sizlerle birlikte. Yorumlarınızı paylaşın. Toran müthiş oynuyor tabi. E, bu arada Galatasaray'dan Zanyolo'yu da alıyorum. Bak satın aldınız, ünkarım ondan olmuş demeyin. Zanyolo takımda gene kabul edilebilir yani o kadar rezil bir performanstan sonra, takımın performansından sonra gayet iyi göstermiş kendini. Bakın burada işte Beck desteğe geliyor, hücuma desteğe geliyor. Raul Jimenez'i topla buluşturuyor, golü yaptırıyor. Ee, şeyi niye alıyorum dedim Zanyolo'yu. Şu an bir tane daha oyuncu kaydetme imkanım var. işte, Lincoln'u göndermeseydim dedim ya. E, göndermeyebilirdim diye. Neyse Zanyolo satış listesindeydi. O yüzden kendisine teklif yaptık. Çok düşük bir fiyattan alacağız. Bana o tarz bir pırpır kanat oyuncusu da lazım iş yapacak. Raul Jimenez'in orta kafa golünü gördünüz. Bu benim az önce de ifade ettiğim mevzuydu. Turan takımı kaptanı bu arada. İkinci kaptan da Raul Jimenez. Lucas Moura, Turan. Bakın araya sarkıyor. Ceza sahasına giriyor. Golü yapıyor. Segunde Volente. Bu rolü kullanmaya çalışın. Bence taktiklerinizde çok iyi iş yapabiliyor. Oyuncunun bitiricilik özellikleri de varsa. Hücuma katılma arzusu varsa aynı zamanda. Willock. Raul Jimenez bulduğunu atmaya devam ediyor Raul Jimenez. Tam bir bitirici santrafor. Ben yaşı ilerleyen oyuncuların bu kadar özellik kaybetmesini pek hoş karşılamıyorum aslında. Raul Jimenez'in böyle bir çöküşü hiç hoş olmadı. Galatasaray maçından sonra ama bakalım hayırlısı. Düzeltmeye çalışacağız. Turam'ın burada güzel bir bitiriciliği var yine savunmanın arkasına sarkıyor. Bakın Segunda Volente tekrar söylüyorum. Serbest defansif orta saha. Defansif orta saha sahasında araya kaçıp bir yaratıcı forvet gibi gol yapıp duruyor. Turam'ı izlediniz az önce. Will Lock burada kendi pozisyonu üretiyor. Teknik bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Yedinci golü de buluyor. Mehmet sol bek eksiğimiz olduğu için mecburen oyuna girmişti. Yorgunluktan dolayı. Bakın yine bir orta kesiliyor Raul Jimenez komple forvet. Yaratıcı forvet oynasa bu pozisyona çok fazla giremiyorlar. Ama komple forvette bunu da yapıyor adam. Pivot forvet gibi kafaya da çıkıyor aynı zamanda. Ve artık maçın son anlarında yine bir Fenerbahçe atağı, yine bir ara topu. Bakın Turan burada olduğu için bir gol daha yapıyor. Takımın müthiş bir hücum katkısı elde etmesini sağlıyor kendisi. Ee, böyle. Yani bu taktik eğer yaratıcı forvet kullanırsanız o zaman da işte e, o Segunda Volante'nin bulduğu pozisyonların çoğunu yaratıcı forvet bulacak. Araya sarkacak, uzun toplar atacak. Onunla ilgili maç var mı? Açıkçası bilmiyorum ama yani uzun zamandır yaratıcı forvet rolü kullanmıyorum. Sizler yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ha, yani ligde neler yaptık? Ligde, ligde şöyle bir şekilde puan kaybı yaşattırıyor saygıdeğer oyun sağ olsun. İlk sezon bu şekilde bitiyor. İkinci sezon bu şekilde bitiyor. İki sezonda da üst üste kaldı. Şey, Trabzonspor'un ikinciliği var. Son işte sezonda bu şekilde devam ediyor. Bir tane yok. Türkiye Kupası, Süper Kupayı iki kere mi aldım? Türkiye Kupası'nı henüz alamadım galiba. Nasıldı o? Geçen sezon Başakşehir'e kaybettik. Ondan önceki sezonda Beşiktaş'a elendik erkenden. Şimdi ben kupaları nereden göreceğim? Saygılar kupalar. Evet. Geldik. Transferde rekor gelir. Süper Lig şampiyonu demiş. Rekor puan toplandı demiş. En iyi menajer her türlü. Evet. King rekor kırdı. Altın ayakkabı aldı. Şu anki ilk yılın transferi. Bon servis. Süper Kupa şampiyonluğu geliyor. Onun dışında Ocak demiş. İki kere Süper Kupa almışız o zaman. Değil mi? Geliyor geliyor. Evet. İki kere Süper Kupa. Türkiye Kupası henüz alamadım maalesef. Onu da artık bu sezon alırım herhalde. Şu anki kadrom çünkü yedekleriyle de gayet iyi bir ilk 11'e sahip olabiliyor. Ee, onun dışında dediğim gibi sorularınız varsa kafanıza takılan konular varsa yazabilirsiniz. Rollerde ekstra belirtmemiz gereken şey varsa onları da gösterelim. Tabii buna mesela daha çok şut çek demişim. Aslında bu onun rolü değil normalde. İrfan oynuyordu. Ona vermiştik bunu. Aslında şunu eklemeye ve bunu eklemeye gerek yok. Ha bir bakıma adam aslında çok gol attı. Çok pozisyon üretti. Ayarını bozmasak mı bilmiyorum. Hala iyi oynuyor adam. Yani normalde o role öyle bir özelliğe sahip oyuncuya bu katkıları vermem ama baktığınız zaman gayet iyi oynamış yani. O zaman devam etsin. <laughs> Ayarlarıyla oynamayalım hiç. Komple forvet. Böyle ekstra rol vermemişiz. Beklere veriyoruz genelde hamleler. Evet durumlar böyle şu gerçi geriye gelecek Tamam. Hoşçakalınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yine farklı FM videoları zaman zaman kanalımıza gelecektir diyorum. Ee, bir de tabii Şampiyonlar Ligi maceralarını geç görelim. Son olarak onlara bakmadık. Şimdi bu UEFA Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenmemişiz. Ne yapmışız? Ha, finalde Inter'e kaybetmişiz. Tamam. Bu ilk sezon. Ya bu, bu niye bunu böyle yapıyor onu da anlamış değilim ya. Önceki sezonlara nereden gidiyorduk? Bir dakika. Turlar. Şimdi sezon değil. Ee, i̇lk sezona bakacağız. Ha. Final. Evet. Fenerbahçe Inter'e kaybediyor ilk sezonumuzda. Finale kadar çıkmayı başarmışız. Lucas Moura bak Alfredo Morelos. İstatistikler berbat. Yaratıcı forvet kullanmaya çalıştığında böyle oluyor işte maalesef. Lukaku 1-0 öne geçirmiş. 1-1 yapmışız Diaz'ın asistiyle. Lukaku tekrar golü yapmış. 2-1 kazandırmış. İlk sezonumuz böyle geçmiş. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi'nde işte saygıdeğer Arsenal takımına maalesef kaybettik. bu uzatmalarda yedim gol değil miydi? Evet uzatmalarda yedim gol işte. 110. dakika. Orası niye öyle yazıyor? Normalde burada şey yazması gerekmez mi? Berabere kaldı. Uzatmalarda gol yedi. Ya da ha, o penaltılarda oluyor gerçi. Berabere kaldı kısmı değil mi? Çünkü yenilmiş görünce ulan da normal süresi mi öyle bitmiş? Tamam işte uzatma dakikalarında gol yemiştik. Aslında fena bir futbol oynamadık ama ilk maç ilk maçta biraz daha iyiydik sanki. Evet. İlk maçta aslında 1-0 öne de geçmişiz fakat Raul Jimenez'in attığı bir gol geçerli sayılmamış. Klasik FM'nin hikayeleri. Bakın normal şartlarda böyle maçlarda eğer yaratıcı forvet kullanırsanız bunun puanı düşük olur. Yani gol atamamışsa 6.5-6.6 <laughs> falan olur ama komple forvet gene bir şeyler yaptığı için çabaladığı için pres yapıyor, pivot oynuyor, yardımcı oynuyor, bitirici oynuyor her şey yaptığı için gene yani maçta etkin oluyor ve takıma hücumda e, büyük bir güç kazandırıyor. Güç e, yani sağlıyor işte. Dolayısıyla bu rolde oynatmak daha mantıklı hele ki bu taktikte. Günün sonunda savunmamız bakın çok kötü işte dedim ya. Kısa boylu savunma oyuncuları bunlar bir de ya, yani üst seviye oyuncular değiller. O yüzden bak bekler 7 puan alıyor, orta sağlar falan herkes iyi ama bu adamlar görevini yapamadığı için maçı kaybediyorsun. İrfan da fena değil. Ya berabere bitiyor ama turu kaybediyorsun. Şuradaki performanslara bakalım. Burada gerçi tam tersi olmuş. Savunmamız bitiş oynamış. <laughs> Stoperler. Bu sefer Belerin yetersiz. Jimenez pek bir şey yapamamış. Çünkü hücumun tamamı kötü. Gördüğünüz üzere. Aslında buradan top taşımada sorun yaşamamak lazım da. Ben dikkat ederseniz savaşçı oyuncudan ziyade daha çok teknik kabiliyeti yüksek oyuncularla oynamayı tercih ediyorum. Orta sahada. Mesela Berat'ın yerine de şu adam oynuyor. Ki bu vatandaş da top kapma yeteneği de olan ama daha ziyade oyun kurabilen bir orta saha. Dribbling yeteneği de var, vizyonu var, pası var, özel yeteneği var. Defansif gibi oynatsam da aslında hücuma da takımı taşıyabilen bir oyuncu. Birden fazla böyle oyuncu kullandığınızda takımın hücum yapma gücü çok ciddi bir oranda artıyor. Hani savaşçı, mücadele edici, kavga edici bir orta saha yerine tercih ettiğim orta saha tipi genelde böyle. Berat gibi oyuncuları da ya yabancı dolayı kullanıyoruz ya da gerçekten bazı maçlarda ihtiyaç olabiliyor orta sahada top kazanma savaşında ama genelde maçlarda üstün oluyor. Mesela burada bir son bir önceki sezonda işte Barcelona var. Barcelona'ya atıyorsun 5 tane. Atıyorsun şeye 5 tane Napoli'ye. Nerede o Şampiyonlar Ligi maçları? Bak. Mesela nerede o ilk maçlar birbirine girdi ya. Oğlum Şampiyonlar Ligi. E, gerisi nerede Şampiyonlar Ligi'nin? Bu önceki sezon. Bu değil ya. Şuraya bakacağız. Ben zaten sürekli Napoli ile eşleşiyorum. Onu da anlamadım da. Bak burada 5 tane atıyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Barça nerede? Saygıdeğer Barça. Şimdi görememeye başladım. Bak 5 tane. Bu Lucas Moura'nın bakın Santrafor oynadığı maç. O söylediğim işte. Hatta bunun özetini izleyebiliyor muyuz ya? Golleri izle. Bir izleyelim bakalım. İzletiyorsa iyi olur. Tamam. Size söylediğim o yaratıcı forvet kısmı daha iyi göreceksiniz şimdi. Bak Lucas Moura nasıl goller atmış. Ben genelde böyle oynuyorum orada. Bakın araya sarkıyor. Dribblingi var. Topu sürebiliyor. Golü yapıyor. Yaratıcı forvet rolü eski FM'lerde özellikle büyük bir açıktı. Bu bak hep böyledir. Yaratıcı forvet rolü verdim mi böyle araya sarkar golü yapar. Bitti. Bak net iyi ki bu maçı bulduk ha. Tam olarak Size söylediğim taktiğimin yaratıcı forvet rolünün neler yapabileceğinin karşılığı. Lucas Moura bize detaylı bir şekilde gösteriyor. Tam olarak bu. Şimdi Joshua King'i nasıl gol canavarı yaptık kısmında da. Bakın yaratıcı forvet rolünde oynuyor kendisi. Normalde bunu Pedro'ya yaptıramıyorsunuz ama kendisi bakın böyle araya sarkıyor. Topu kontrol ediyor sürebiliyor. Vuruşunu yapıyor bitiriciliğini konuşturuyor. Böyle çok fazla örnek var bakın yine Joshua King topu sürüyor ve bitiriyor. Dribblingi düşük olan oyuncu bu sürme işlemini yaparken topu kaybediyor işte. O yüzden e, yaratıcı forveti kullanırken onun e, top sürme yeteneğine özellikle bakmanız lazım. Mesela şu maçta da 4 tane atmış ki kara gümrük yani kapalı bir takım kendi sahamızda oynuyoruz. Acaba nasıl atmış bunları merak ettim bir bakalım. Acaba benzer golleri bulabilecek miyiz? Yaratıcı forvet rolünün tipik golleridir az önce izlediklerimiz. Savunmadan hızlı uzun top uzun pas eti bak Baturani çekip pas verecek bak bak. Hep böyle pasları var işte. Buyur. Yaratıcı forvet golü. Kanatlardan teknik oyuncular pasları çıkartıyor içeriye doğru. Savunmadan da çıkabiliyor tabi. Ve arkasına gol. Bak yine batırıyor. Bak. Bak görüyor musun? Topu sürüyor ve bitiriyor. Müthiş bir oyuncu. Yani niye bu kadar iyi özellik yapmışlar onu anlamadım güncellemeden sonra. Joshua King'i müthiş derecede özelliklere sahip. E, tabii kafa golü de atıyor, atabiliyor. Asla bakarsanız yetenekleri çok uygun değil kafa golü atmaya ama e, atabiliyor tabii. Her oyuncu her golü atabiliyor biliyorsunuz oyunda. 5 e, şutu olan adam orta sahadan gol atabiliyor falan. Yani, o da olabiliyor. RNG şansı denk gelebiliyor. Bakın Lucas Moura müthiş bir arapası ve King bitiriyor. Soğukkanlılığı yüksek, bitiriciliği yüksek. Tek olayı e, bu kadar iyi performans vesaire antrenman falan özellikleri gelişmiyor. Potansiyel yeteneği belli seviyelerde kalıyor Joshua King'in. Ondan dolayı e, çok üst düzey bir forrete dönüşemiyor. Ama yine de e, mevcut özellikleriyle gayet iyi bir santrafor olduğunu söylemek bu maçta da hat-trick yapmış mesela. Bakalım nasıl goller atmış. Bunları da izleteyim size. Aynı taktiği kullanırken uygun bir yaratıcı forvetiniz varsa, dribbling yeteneği de olan, bitiriciliği olan, soğukkanlılık, hız, bunların hepsini toplamına sahip olan bir oyuncu varsa, bak buyur abi, topu sürdü ve bitirdi. Kaptırabiliyor, o topu sürerken kaptırabiliyor normalde. Yaratıcı forvet, dribbling yoksa. Bak, şu pasın klaslığına bak ya, müthiş. İşte niye İrfan oynuyor orada, bu oyunda. Gerçekte de yapabiliyor aslında. Ama oyunda çok daha isabetli yapıyor. Bak abi aynısı. Aynısı ya. Gene arkaya pas. Sarkıyor. Boşluklara pas atı var zaten. Dolulara BMW. Alfredo Morales. O da golünü yaptı. Güzel. Yani net örnekler olduğunu düşünüyorum. Joshua King nasıl bu kadar gol attı? Yani cevabı. Bak bu maçta Morales hat-trick yapmış. Beğenmediğimiz adam. Düşün artık. King'in iki golü var dedik. Başka bir tane daha bulabilir miyim acaba diyorum ama yeterli herhalde bu örnekler. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.